şu anda mecazi olarak çiftçinin gözünü yaşartıyor soğan. Biz ailemiz olarak 30 bin ton civarında soğan üretimi yapmaktayız. Türkiye'nin 3 bölgesinde ve doğal olarak da 10-15 bin ton civarında soğan depolamak mecburiyetindeyiz. Soğanı kesinlikle dışarıda bekletemezsiniz. Soğanı mesela üstü açık bir yerde bekletemezsiniz. Soğanı etrafı açık bir yerde bekletemezsiniz. Soğan rengi itibariyle kırmızı altın. Haziran ayında hasada başlandı burada Amasya'da. Amasya olarak 4-5 TL'den başladı. Sonra bir ara 7-8'e çıktı. Sonra Amasya'nın erken soğan dediğimiz, simeron dediğimiz soğan başladığında 11-12 gibi. Ama uzun sürmedi bu. Sonra geri geldi. Şu anki fiyatlarımızda bizim marketlerin açıkladığı fiyat 5500 TL. Yani şu an 6000-6500 gibi fiyatlarda gidiyor. Şu anda da istenilen gibi satılmıyor. Bir arada güneşten dolayı da büyük bir yıprantılık çektik. Satılmayan mallarımız tarlalarda yandı. Yani böyle bir sıkıntılar atlatıyoruz, geçiriyoruz ve şu anda da pazarlanmıyor yani. Soğanlar pazarlanmıyor. Şimdi buğday para yapmayınca, diğer işte pancar para yapmayınca çiftçimiz ister istemez buna eğilim gösteriyor soğan ve patatese. Sanırım çokluğundan dolayı da bu haldeyiz yani şu anda. Türkiye'de şu an soğan üretiminde Amasya'mız ikinci sırada. 79 bin dekar üretim alanımız var. Yaklaşık 430 bin ton gibi bir hasat üretim bekliyoruz. Türkiye'nin ihtiyacı olan %13'ünü karşılamakta soğan üretimimiz. Amasya genelinde 5 bin dekar gibi bir artış var. Soğan da 74 bin dekardı. İşte 350 bin ton gibi bir şey vardı, rekolte vardı. Bu sene de 79 bin ton. Soğanda fiyat düşüklüğünden dolayı çiftçilerimiz çok zor durumdalar. Yaklaşık 6 lira gibi bir fiyat var ortalama. 15 gün önce soğan 12 liraydı. Birden 6 liraya düştü. Zor durumdayız çiftçiler olarak. İnşallah bir yetkililerimiz bu konulara bir sorun çözüm bulacaklarına inanıyorum. Amasya'da bu sene soğan ekilişi dekar olarak biraz fazla. Verim olarak da biraz beklentinin üstünde oldu. Türkiye'nin dört bir yanına da yükleme yapıyoruz. Yani İzmit'i, Denizli'si, Antalya'sı, sahil kesimi, Trabzon'u, Çaycuma'sı, yani bütün hepsine de yapıyoruz yani. Geçen sene bilhassa Antalya bölgesi çok ürün talep ediyordu. Fakat bu sene onlarda düşüş var. Yani turizmde, otellerde malın istenmediği, yani demek ki turist de azaldı bundan istinaden. Biz onu bilemeyiz ama istatistikler onu gösteriyor, bizim kendi istatistiklerimiz yani. Yani oradaki sahil kesimine daha fazla mal sevk ediyorduk. Şimdi biraz daha düştü. Bir üçte bir oranında bir düşüş var o bölgede. Yerli turiste de dışarıdan gelen turiste de bir azalma eğilimi var demek ki. Soğan aromasıyla yenir, acısıyla yenir. Yaşartan iyidir. Soğan antibiyotiktir başta.
soğan bağışıklık sisteminde bir etkendir.